çok sevilir, kabul edilir ve onaylanırlar. Evet, iletişim kuran, empati kuran, kendinizi onun yerine koyun. İstima makamı zor bir ama karlı bir makamdır. Niye? Eğer anlatılanlar bir şey varsa alıyorsunuz, kendinizi alıyorsunuz. Bu beyitler aslında biraz belki hem tam ortasından, kitabın ortasından okuyabilen müşahadeleri, gözlemleri çok harika bir şairimizdir. Görüşürüz. Yani yaptığınız kötülük, vallahi size zarar verir, bize zarar verir. İyilikten her ne kadar... Yani olur mu bu canım? Ben burada bilinen, tanınan bir ailenin bireyim, aşiretin mensubuyum. Nasıl bana laf derler? Bir kendinizden başlamanız gerekiyor. Biz hep sebepleri ayrı yerde görürüz ya. Hep başkası haksız, hep başkası yanlış yapıyor, hep ben doğru yapıyorum. Hocam biraz empatiden bahsetti. Oysa ki öyle değil. Düşünün, herkes kendisinden başlarsa toplumda nasıl bir huzur, nasıl bir ortam doğar? Bunun için de meslek icra ediyorsunuz. Hepimiz. Ne yapacağız? İşimizi seveceğiz. Kendimize ve işimize saygı duyacağız. Biz duyacağız önce. Duyduktan sonra karşı taraftan bunu bekleyeceğiz. Ama önce bizim duymamız lazım. Şimdi toplumla haşirleşiriz. Topluma hizmet veriyoruz. İşimizi de iyi tanımlamamız gerekiyor. Diyoruz bir. Bir de eski stadyum caddesinde arkadaşlarımız aşırı derecede bir stres içindeler. Hepsini bana mı bırakacağız? Mahmut Bey de diğer arkadaşlar.